Alkinlerle ilgili iki tepkime daha yapalım ve alkinlerin halojenlenmesiyle başlayalım. Başlangıç alkinimiz şurada. Şimdi burada alkinimize halojenin bir eş değerini daha ekleyeceğiz. Buna X2 diyelim. Çözücümüz ise karbon tetraklorür olacak. Şimdi bu iki halojen atomunu üçlü bağımızın iki ucuna anti katılmayla ekleyeceğiz. Yani burada halojenlerin zıt taraflarda konumlanacağı bir anti katılma meydana gelecek. Tabii halojenimizin 2 molar eş değerini de ekleyebiliriz. Ve bu olursa ürünümüzde bu karbonların her birinin halojen atomlarına 2 bağı olur. Aslında bundan dolayı bu alkinlerin halojenlenmesi mekanizması tam anlamıyla anlaşılmış değil. Bu yüzden mekanizmayı göstermek yerine şimdi bir alıştırma yapalım ekranı biraz kaydırıp alkinimizi çizmeye başlayalım. Evet, karbonumuz başka bir karbona üçlü bağla bağlı. Bu tarafta bir metil grubu koyalım. CH3. Diğer tarafta ise bir etil grubumuz olsun. Yani CH2CH3. Evet, şimdi bu alkine brom ekleyeceğiz. Yine çözücümüz olarak karbon tetraklorür olacak. Ve diyelim ki bromun 1 molarlık eş değeri eklenecek. Tabi stakiyometrisini yaptığınızda sadece bir eş değer olacak. Şimdi birbirine anti olacak şekilde iki bromu eklemek üzere yan tarafa çizmeye geçelim. Önce üçlü bağımızın çift bağ olduğunu bir gösterelim. Evet, şimdi iki bromu birbirine anti olacak şekilde ekliyoruz. Yani çift bağımızın zıt taraflarında yer alacaklar. Tabi elimizde halen bir metil grubumuz var. Onu soldaki şu karbona bağlayalım ve sağdaki karbona ise halen bir etil grubumuz bağlı. Onu da şuraya yerleştirelim. Evet böylece bu alkinin halojenme sonucu bu şekilde oluyor. Şimdi alkinlerle ilgili bir tepkime daha yapalım. Bu kez alkinlerin ozonolizine bakacağız. Öncelikle şuraya bunu bir not edelim. Ozonoliz. Bu tepkimenin bir diğer benzerini alkenlerle yaptığımız tepkimelerde gördük. Bu sefer bunu alkinlerle yapacağız. Öyleyse şimdi bu alkini çizerek başlayalım. Diyelim ki bu bir internal alkin. Yani molekülün içinde üçlü bağ olacak, ucunda değil. Evet, ilk olarak internal alkinlerin ozonolizine bakalım. Ozonoliz yaptığımız zaman ilk adımda moleküle ozon ekliyoruz. Alkenlerin ozonolizinde epeyce ayrıntılı bir mekanizma yapmıştık. Geriye dönüp ozonoliz adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Ama bu videoda herhangi bir mekanizmanın üzerinden ayrıntılı olarak geçmeyeceğiz. Sadece ürünlere ilerleyeceğiz. Evet, ilk adımda ozon ekliyoruz. İkinci adımda ise suyu ekleyeceğiz. Böylece bu üçlü bağımızı bölecek ve bu da bize ürünümüz olarak karboksilik asitler vermiş olacak. İki tane. Öyleyse yan tarafa bu iki karboksilik asidi çizelim ve her şeyin nereden geldiğini göstermeye çalışalım. Karboksilik asitlerin biri şu şekilde. Diğerini ise şöyle yanına sağa çizelim. Tabii buradaki grubu R üssü yapıyoruz. Evet şimdi buradaki karbonların hangileri olduğunu gösterelim. Bir R grubuna bağlı olan bu karbonla başlayalım. Buradaki karbon da R grubuna bağlı yani aynılar. Sağdaki duruma bakacak olursak burada bu karbon R prime üssüne bağlı. Bu da aynı şekilde. Yani ikisi aynı karbon üçlü bağımızı bölmüştük. Yani başka bir deyişle kırmıştık. Bu yüzden bundan iki ayrı molekül ortaya çıktı ve böylece bu tepkimeden iki karboksilik asit elde etmiş oluruz. O zaman şimdi de terminal arkinlerin ozonolizine geçelim. Bu kez üçlü bağımız molekülün içinde değil, molekülün ucunda olacak ve bu yüzden burada bir hidrojen yer alacak. Evet şimdi ilk adımımızda aynı şekilde yine ozon ekleyip ardından ikinci adım olarak suyu ilave edeceğiz. Bir önceki gibi tepkimenin sol tarafı bize yine aynı ürünü vermiş olacak. Şimdi bu karbon ve R grubunu mavi ile işaretleyelim. Az önce karboksilik asit elde etmiştik. Devam edip bunu yeniden çizelim. Tamamen aynısı olacak. Yani molekülün bu kısmı bize bir önceki gibi aynı ürünü verecek. Şu şekilde. Evet şu an bir tane karboksilik asit elde ettik. Aynı şekilde burada da gösterecek olursak mavi ile işaretlediğimiz bu karbon ve R grubu burada da aynıları. Şimdi tepkimemizin sağ tarafına bir bakalım. Şu hidrojeni bir düzelteyim. Evet şimdi oldu. Tepkimenin sağ tarafında yani terminal alkin kısmında bu kez karbondioksit elde edeceğiz. Düşünmemiz gereken tek bir karbon var. O da şu karbon. Yani kısaltmasıyla CO2 elde edeceğiz. Öyleyse devam edip şuraya ürünümüz olan CO2'yi çizelim. Bunun lineer bir molekül olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tepkimenin on yıllarca önce yapı tespiti için kullanıldığını biliyorsunuzdur. Evet, elinizde bir terminal alkin varsa ve onu ozonla tepkimeye sokarsanız bir miktar karbondioksit elde edersiniz. Ayrıca molekülü elde ettiğiniz karboksilik asitlerle analiz edebilirsiniz. Örneğin R grubunda kaç tane karbon olduğunu görebilirsiniz ve bu da size yapı hakkında bir fikir verecektir. Yani bu organik kimyada çok önemli bir tepkimedir. Tabii organik kimyanın hizmetinde olan spektroskopi vesaire ile bu tepkime artık çok fazla kullanılmıyor. Şimdi bir ozonoliz tepkimesi örneğine bakalım. Evet, şu çizime bakacak olursak, şimdi bu terminal alkine ilk adımda ozon ekleyeceğiz. Ardından ikinci adımda da su ekleyeceğiz. Şimdi burada kaç karbonla uğraştığımızı bir sayalım. Bazen öğrencileri şaşırtan nokta bu. Evet, sayalım. 1, 2, 3 karbon. Ve bu taraftaki karbon da dördüncü karbonumuz en sağdaki karbona bir hidrojen bağlı ve bu da bunu terminal alkin yapıyor. Evet, şimdi üzerinde duracağımız 4 karbonumuz var. Ve bu yapı alkin yaralanmasına maruz kalınca molekül buradan bölünecek. Yani üçlü bağımız kırılacak ve böylece iki ürün elde edeceğiz. Sağ tarafta bir ürünümüz 3 karbonlu ve sol tarafta da tek karbonlu diğer ürünümüz olacak. Şimdi soldaki 3 karbonlu ürünümüz karboksilik asit olacak. Öyleyse şimdi yapmamız gereken tek şey 3 karbonlu bir karboksilik asit çizmek. Hadi yapalım. Ve işte 3 karbonlu karboksilik asidimiz. Evet, ürünlerimizden biri bu. Terminal arkinde bize sağ taraftaki diğer karbonu içeren bir CO2 yani karbondioksit verecek. Böylece bu tepkimenin diğer ürünü olarak CO2 elde ediyoruz. Böylece alkinlerin tüm tepkimelerini toparlamış olduk. Bir sonraki videoda özellikle bazı alkin tepkimelerinin de dahil olduğu organik kimyanın ilk döneminde öğrendiğimiz her şeyi kullanarak bazı sentez problemlerine bakacağız.